yerlerine sıçrasaydı. Şimdi sıçramadım. Milleti o halde bırakamazsınız. Çabuk. Kolluyorum. Kalabalıklar gerçekten. Birini sahile geçirsek bize yeter. Eğil! İyi, o zaman hepsini öldürmeyiz. İyi saklan. Öyle bir şey yapamayacağız. Sen onları oyala. Ben arkadan dolaşacağım. Ali bekle! Ali! Bu işi halletmemiz gerek Ömer. Bu sefer elimizden kaçıramayız. Ali dur! Hançer senin. Elmas bu hançerle öldürülmüş. Ve sen dün gece Elmas'la görüşmeye gittiğini inkar etmiyorsun. Evet beyim. Ama inan Elmas Hanım'ı ben öldürmedim. Lakin vaziyet tam tersini söylüyor. Aslan Bey, artık kararını ver. Kızımın kanı yerde kalmamalı. Düşünmem lazım Hasan Bey. Bu kadar çabuk hüküm veremem. Peki. Bu katilin elini kolunu sallayarak dolaşmasına müsaade mi edeceksin? Hasan Bey, bu işi bizzat ben soruşturacağım. Ve bir neticeye varana kadar Ferzan zindanda kalacak. Bu kadar vakit ne konuşuyorlar ki? Aslan Bey arada kaldı. İşin içinden çıkmaya çalışıyordur. Abi. Beni yalnız bırak Sahra. Ferzan'a ne yapacaksın?
Beni yalnız bırak dedim Sara. Beyim. Ne var? Pazar baskını tamam. Bir de adamlar kaçarken Hekimoğlu ve bir adamıyla çatışmaya tutuşmuş. Hekimoğlu'na bir şey olmamış ama yanındaki adamı vurulmuş. Usta! Usta yardım et! Ali! Gel! Gel şuraya yatır. Ferzan. Sahra Hanım. Kahya buralardaydı. Yukarı çıktı. Hem görse de bir şey yapamaz. Doğru. Haklısın. Neler oluyor Ferzan? Bütün bunların manası ne? Bilmiyorum. Ama vaziyete bakılırsa akıbetim hiç iyi değil. Ferzan. Efendim. Sen Elmas'ı öldürmüş olamazsın değil mi? Sen de mi? Bunu benden nasıl beklersin? Beni bu kadar olsun tanımadın mı? Ben sadece... Ben senin vicdanına bile aklanmazsam... Aslan Bey benden şüphe etmiş çok mu? Şimdi müsaadenle. Düşünecek çok şeyim var. En iyi adamımın düştüğü duruma bak. Ben şimdi ne yapacağım Kahya? Beyim... Senin meselelerin diğer meselelerden daha mühimdir. Ferzan bekler. Ama başladığımız işi devam ettirmemiz şart. Az evvel Halil geldi. Vaziyeti anlattı. Hekimoğlu'nun da bir adamı vurulmuş. Biliyorum beyim. Ama o pek mühim değil. Artık ikinci safhaya geçmek lazım. Neymiş o safha? Halkı birbirine düşürmenin vakti geldi. Ortalık biraz daha karışsın ki... Selman Bey senin yetkilerini arttırsın. Böylece halk tam anlamıyla elime düşsün. Çünkü bu halimle ne yapsam karşıma bir engel çıkıyor. Peki ya Selman Bey duruma bizzat müdahale etmek isterse? Selman Bey'in böyle bir şey yapacak cesareti yok beyim. Bunu sen de biliyorsun. Selman Bey istediğimiz gibi bağlamamızı oynatabiliriz. Selman Bey'in böyle bir şey yapmak istemeyeceğini ikimiz de biliriz beyim. Peki senin aklından ne geçiyor Kahya? Usta, nasıl? İyi olacak mı? İnşallah olur. Yarası pek derin değil ama... ...çok kan kaybetmiş. Eğer Ali'ye bir şey olursa... ...hiç kimse Aslan Bey'i elimden kurtaramaz. Bütün bunların hesabını bir bir soralım. Ömer... ...onların sınırı yok. Dizgini yok. Sen onlar gibi olamazsın. Hainliklerine hainlikle... ...zorbalıklarına zorbalıkla cevap verirsen... ...onların oyununa gelmiş olursun. Çıkıp Aslan Bey'e hesap soramadıktan sonra... ...Ali'ye, Mehlika'ya, Numan Vadili'ye yaptıklarının cezasını veremedikten sonra... ...ben ne işe yararım usta? Binbir desise yağıyor. Hepsine karşı koymaya gücün yetmez. Seni koruyacak olana sığınman gerek. Evvela namlu olmayı hazmet ki deryaya ulaşasın. Aczini bilip sonsuza sığın... Evvela dua et Ömer. Her şeye gücü yeteni yardıma çağır. Hem sen yalnız değilsin ki. Şu Numan Vadisi'nde dua eden daha niceleri var. Aç ellerini. El açanlarla birlik ol. Elinde bir var. Onu binlerle buluştur. Tek başına bir deresin. Bin dereyle buluşursan deryaya ulaşman çok daha kolay olur. Artık ölsem de gam yemem Ömer. Ali'ye ne oldu? Nesi var Ali? Aslan Bey'in adamları.
İshak Çavuş. Ali kötü yaralandı. Pazar yerinde de yaralananlar oldu. Ölen yok. Ama birkaçının durumu ciddi. İnşallah hiçbirine bir şey olmaz da... Halk iyiden iyiye gerildi. Saldıracak, suçlayacak yer arıyorlar. Öyle. Daha fenası millet ikiye ayrıldı. Kimi senden şüpheleniyor, kimi Aslan Bey'den. Bu işin arkasında Aslan Bey olduğunu bir ispatlayabilsek... Bunu ispatlamak o kadar kolay olmaz. Ama halkın ikiye ayrılmasına da engel olmak gerek. Bir gerginlik olursa, haklı bile olsanız taraf olmayın. İş çığırından çıkmasın. Öyle sana. Benim bir yere gitmem gerek. Gitmezsen merak edebilirler. Neden gittin oraya? Sebep neydi Ferzan? Neden Elmas'la görüşmeye gittin? Beyim, ben Elmas Hanım'la evlenmek istemiyordum. Bunu ona ve Hasan Bey'e de söyledim. Fakat Hasan Bey bu işten dönülmez deyip beni tehdit etti. Bu kadar şey olmuş ve benim hiçbirinden haberim yok. Sonra? Ben de Elmas Hanım benimle evlenmeye karşı çıkarsa bu iş kapanır diye düşünüp onunla görüşmeye gitmiştim. O da benim istemeye razı olmuştu. Hepsi bu. Ben kimseyi öldürmedim. Anlattıkların hayal gibi. Ama yine de sana bir soru soracağım. Eğer akla yatkın bir cevabın olursa bu dediklerini düşünürüm. Buyur beyim. Senin gibi varı yoğu belli biri... Neden asaleti ve zenginliğiyle nam salmış Dülgeroğlu Hasan Bey'in kızıyla evlenmek istemesin? Bana bir cevap ver Ferzan. Seni de beni de kurtaracak bir cevap ver bana. Beyim, ben sadece istemiyordum. Bana göre değildi bu evlilik. Yoksa Elmas'la görüşmemin başka ne sebebi olabilir ki? Bilmiyorum. Belki de bunu ancak Hasan Bey'le görüşünce anlayacağız. Ömer. Özlem de... Artık özlem de kalmayamam Ömer. Ya Rabbi, bizi elemlere salma. Ali'yi sevenlerine ve Numan Vadisi'ne bağışla. Kaybedecek o kadar çok şeyim var ki. Hepsini korumaya ancak senin gücün yeter. Yardım et Allah'ım. Ali'ye şifa, Numa Vadisi'ne huzur ver. Senden başka sığınacak kimin var? Ömer, çok şükür iyisin. Pazar yerinde çatışma olduğunu duyunca çok korktum. Merak etme. İyiyim çok şükür. Bir şeyim yok. Abimle konuştun mu? Neyi? Seninle bizim görüştüğümüzü söyleyecektin ya. Ha, söyledim, söyledim. Sahi mi, ne dedi? Şey, mutlu oldu. Galiba o da böyle olmasını istiyormuş. Ömer, ne oldu? Bir mesele mi var? Yok, mühim bir şey değil. Sadece her şey o kadar üst üste geliyor ki. Bazen sabretmek çok zor oluyor Mehlika. Bir şey var Ömer. Söyle ne oldu? Yoksa abime bir şey mi oldu? Büyütülecek bir mesele değil Mehlika. Ali iyi olacak, merak etme. Gidelim Ömer. Ne olur beni abimin yanına götür. Tamam. Ya muhterem ustam, böyle gündüz vakti nereye gidiyorsun ya? Mesai denen bir şey var. Usta böyle yaparsa çırak ne yapsın? Ben sana ömrümü verdim. Beni böyle bırakıp gidemezsin. Yahu işim var diyorum değil mi? Az oyalan gidip geleceğim. Sende bir haller var ama hadi hayırlısı. Bana bak, yoksa gönül meselesi değil mi? Öyle öyle, gönül meselesi.
Vay be, ustama bak. Aşık olmuş da benden gizliyor. Hey aslanım be. Benden kaçar mı be? Hı? Birazdan geleceğim. O vakte kadar işini bitirmezsen bir işin olmaz değil mi? Allah Allah. Çattık ya. Merhaba. Hayırlı öğleden sonraları, ikindiden evvelleri olsun inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Bu yumuşuyor galiba. Nasılsın inşallah? Durgun gibisin. Biraz öyle. Hayırdır? Nedir seni böyle üzen? Kahya haricinde bir şeyse hemen icabına bakayım. Aslan Bey Ferzan'ı zindana attı. Vaziyeti hiç iyi değil. Ona canım sıkıldı. Neyse, sonra anlatırım. Hadi sana kolay gelsin. Ferzan'dan buna ne be? Yoksa aralarında bir muhabbet mi var? Hayır, olamaz. Evet, olabilir. Ama olmamalı. Ama belli ki olmuş. Vay Ferzan Efendi vay. Demek benim sultanıma göz diktin ha? Peki bunu sen istedin. Kolla kendini. Hayır Ferzan. Abi. Abi sana ne oldu böyle? Abi. Abim iyi olacak mı? Gayretimiz o. Duamız o. Ümidimiz o. Gayrı bize beklemek düşer Mehlika. Ağlamak elbet hakkın. Ama görünen o ki sen olan için değil, olmasından endişe ettiğin şey için ağlıyorsun. Öyle ama başka ne yapabilirim ki? Onca şey oldu. Ağlamaktan başka elimden bir şey geldi mi? Ses ver Mehlika. Dua edenlerle birlik olup sesini kuvvetlendir. Elinden dua etmek gelir ya, az şey mi? Abimi bırakmak istemiyorum. Ama anam beni merak eder. Hemen dönerim demiştim. Senin burada yapacağın bir şey yok. Evine git. Süreyya Hanım'a da bir şey belli etme. Yarın yine gelirsin. Dayan abi. Bırakma. Seninle paylaşmazsam ben nasıl mutlu olurum? Melika, endişelenmeni istemedim. O yüzden sana söylememiştim. Sağ ol. Beni düşündüğünü biliyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Memili, senin ne işin var orada? Daha namımız o kadar yürümedi. Şimdilik gizli kalalım değil mi? Gel. Yok, ben hemen döneceğim. Sadece haber vermeye geldim. Aslan Bey'in adamları hava kararınca halktan birilerine saldıracaklar. Yine kendi taraftarlarına mı? Hayır. Bu sefer iki taraftan da birilerini öldürmeyi düşünüyorlar. Halk iyice birbirine düşsün diye. Anlıyorum ama koskoca Numa Vadisi'nde kimi koruyacağız ki? O kısmı nispeten kolay. Çünkü fazla ses getirsin diye maddi durumu daha iyi olanları hedef alacaklar. Yani Numan Vadisi'nin üst mahallesindeki birkaç evi. Adamlarınla 3-4 sokağa pay ettiniz mi yeter. Hadi Allah yardımcınız olsun. Sağ ol Memile. Senin de. Zahra, ne oldu? Neden kapının önünde bekliyorsun? Seninle konuşmaya geliyordum. Ama bir yere gidiyorsun galiba. Evet, Hasan Bey'in yanına gidiyorum. Hem taziye hem de şu meseleyi enine boyuna konuşmak için. Ben de seninle onu konuşacaktım. Sen gerçekten Ferzan'ın bu işi yaptığına inanmıyorsun, öyle değil mi? İnanmak istemiyorum. Ama hepsi o kadar. Şimdilik elim kolum bağlı. Bakalım ne olacak. Abi, ben de seninle Hasan Beylere geleyim mi? Belki daha iyi olur. Neden daha iyi olacakmış? Ne bileyim.
Belki kendisine verdiğimiz kıymet anlaşılır. Gerek yok, gerek yok. Hasan Bey şu anda hürmet değil, kan görmek istiyor. Herkes adım adım yolun sonuna doğru ilerler. Ama bazıları fazla aceleci oluyor işte. Saklayacak tek bir sırrım var Kaya. Onu da vakti gelince açıklar rahatlarım. Ama ben rahatladığım zaman seni hiç rahat bırakmam. Dur, ne oluyor? Dur, ne istersen veririm. Canını istiyorum. Onu da zaten alacağım. İmdat! İçeri gir efendim. Ben bunu kaldırdım. Neler oluyor? Sen de kimsin? Adım İsa. Hekimoğlu Ömer'in arkadaşıyım. Belli ki bu da Numan Vadisi'nde huzursuzluk çıkaranların adamıydı. Ama... Hadi evine gir. Buralar tekin değil. Tarzan. Sahra Hanım. Sabah söylediklerim için kusuruma bakma. Senden şüphelendiğim için değil. Sadece şaşırmıştım. Mühim değil. Ben de en az senin kadar şaşırmış vaziyetteyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Aslan Bey bana inanmadı. Bu da geçecek. Merak etme. Gerekirse aramızda olan her şeyi abime anlatırım. Hayır. Sakın. O vakit sadece ben değil, sen de zor duruma düşersin. Bana söz ver. Ben istemedikçe Aslan Bey'e hiçbir şey anlatmayacaksın. Ne olur, bana söz ver. Tamam, söz. Artık buraya da gelme. Biri görürse hiç iyi olmaz. Hayır Ferzan. Bulduğum her fırsatta geleceğim. Seni burada yalnız bırakamam. Ben yalnız değilim ki. Sen hep benim yanımdasın. Hadi git artık. Ah be usta, yine nereye kayboldun ya? Yok yok, ben kararımı verdim. Bizimki usta olmuş ama adam olamamış. Aa, bu niye ağlıyor be? Orada biri mi var? Ya bu adam da koskoca beyin kız kardeşine ayar etmiş. Benim sultanımdan ne istiyor, canavar şey? Ama dur. Ben öyle kolay lokma değilimdir Ferzan Efendi. Birini mi bekliyordun? Diyelim ki evet. Bundan sana ne? Biraz sakin ol Hekimoğlu. Yiğitlik yapacak halde değilsin. Sen yapabileceksen ne bekliyorsun? Bassana tetiği. Basacağım tabii. Herkes senin ölmemen gerektiğini söyleyip duruyor. Ama sen ölürsen hepimiz rahat edeceğiz. Hem kimse de bu işi kimin yaptığını bilmeyecek. Bitti Hekimoğlu. Buraya kadarmış. Ali yaralıymış diye duydum. Bir el atayım dedim. Bu gecelik hesapları suya düşmüştür artık. Öyle. Doğru söylersin. Bizim geleceğimizi bilmedikleri için takviyeye gerek görmemişlerdir. Bu da bilindik biri değil. Boşa harcanan bir ömür, boşa giden bir can. Yazık. Hadi, ortalık kalabalıklaşmadan gidelim. Son sözün bu mu Hasan Bey? Evet.
Ben bu işi yapanın Ferzan olduğuna eminim. Ve onun canını istiyorum. İyi de Ferzan neden Elmas'ı öldürsün? Onu Ferzan'a sor. Ama bildiğim kadarıyla Ferzan'ın sevdiği başka biri varmış. Belki de sebep odur. Böyle bir şey olamaz. Ferzan'ın gönlünde biri olsa en evvel benim haberim olurdu. Bana daha akla yatkın bir gerekçe lazım Hasan Bey. Buna dayanarak hüküm veremem. Aslan Bey. Belki bir kadın, belki para, belki de başka bir sebep. Ama ben bu işi Ferzan yaptı diyorum. Eğer tez zamanda hak ettiği cezayı vermezsen, o zaman benim ve dostlarımın desteğini kaybedersin. Abin hala gelmedi. Sabah erkenden çıktı. Hala ortalarda yok. Gelir ana. Belki de bu gece Ömer'le kalır. Bu kadar endişelenme. Daha geçen gün geç kaldı diye kızan sen değil miydin? Hı-hı. Biliyorum. Rahatlatmak için söylüyorsun. Yoksa sen de meraktasındır. Ben yatıyorum. Ali gelmedi mi hala? Gelmedi. Bir işi çıkmıştır muhakkak. İşmiş. Duyan da bir işi var sanır. Ya birine dalaşıyordur ya aylaklık ediyordur. Başka ne olacak? Of of. Bu deli oğlanın başına bir iş gelecek diye her gün yiyip bitiriyorum kendimi. Koca adam oldu ana. Bu kadar dertlenme artık. Belli ki gelmeyecek. Sen de boşa bekleme. Hadi ben yatıyorum. Allah rahatlık versin kızım. Sanki daha da ağırlaştı. Yüzünün rengi gitmiş usta. Öyle görünüyor ama ümidini kesme. Şifa Allah'tan. Demek ki dermansız dert, iyileşmeyecek yara yok. Yine de her şeye hazır olmak lazım. Ali benim kanım canım. Ona bir şey olursa ben ne yaparım usta? Kimseye kaldırabileceğinden fazla yük yüklenmez. Hem böyle düşünüp sabrını tüketme. Dua et ve metin ol. Bak Ömer. Bugüne kadar kaç yüreğe böyle acı düştü? Kaç ev Ali'siz kaldı? Acı çekenleri düşün ki acıyı anla. Hem hazır olmak için hem de kimseyi acıya boğmamak için. Hadi evine git. Usta burada kalsam. Süreyya Hanım şimdi meraktadır. Zahide Hanım'ı da endişelendirmeyelim. Yoksa soluğu burada alırlar. Ali'yi bu halde görmesinler. Koparttın. Ne derler bilirsin. İnceldiği yerden kopsun. Anlamadım ya neyse. Müsaadenle şunu götürmem lazım. Nereye gidiyor bu? Ferzan'a. Sabah kahvaltısı. Demek ki öyle. Tam tahmin ettiğim gibi. Bak şimdi aklıma ne geldi. İstersen ver ben götüreyim. İyi. Al götür bari. Sağ ol. Güya Ferzan'la görüşmek umurunda değil. Aklı sıra beni kandıracak. Ben yutar mıyım? Bana boşuna mı misketlemişler? Kahvaltı zamanı. Rahatsız etmiyorum ya. Sağ ol misket. Bu işler sana mı kaldı? Elvan getirirdi. Ya bilmez miyim? Ama artık onu unutsan iyi edersin. Neyi unutsam? Bilmem. Biri bir şey mi dedi? Sen söyledin ya. Öyle mi? Bak sen.
Demek isteyince beni fark edebiliyorsun. Ne demeye çalışıyorsun anlamadım. Merak etme. Artık daha fazla görüşeceğiz. Sonra anlatırım. Afiyet olsun. Ömer, oğlum apar topar nereye böyle? Az bekle de kahvaltı hazırlayayım. Yok ana, sağ ol. Benim gitmem gerek. Acelen ne oğlum? Zaten gecenin bir vakti geldin. Biraz otursan da bir an yüzünü görsek. Kusura bakma ana, haklısın. İnşallah akşama erken gelirim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle Ömer, güle güle. Dün akşam üstü mahallede çatışma olmuş. Kim vuruşmuş belli mi? Vallahi çıkıp bakmaya cesaret eden olmadı. Ama dediklerine göre Hekimoğlu'yla adamları saldırganlara engel olmuş. Hadi oradan. Hekimoğlu'nun o saatte orada ne işi varmış peki? Besbelli milletin gözünü boyamak için kendileri saldırdı. Kendileri koruyor gibi yaptı. Bu dediğinin mesnedi var mı efendi? Adamlar senin için, benim için çabalıyor. Ama bir türlü yaranamıyorlar. Daha ne yapsınlar? Aman eksik olsun. Kendini amuma ben Hekimoğlu'nun yardımını istemem. Aslan Bey'den memnunum. Ama eğer Aslan Bey de huzuru temin edemeyecekse... o zaman artık Selman Bey müdahalesi şart demektir. Sen ne dediğinin farkında mısın? Mesele halkın tavrıyla çözülecekse... Selman Bey ne diye müdahale etsin? Bunlar boş laf Harun Baba. Ben Selman Bey'in yerinde olsam... toplardım askerlerimi, dalardım Numan Vadisi'ne. Bak bakalım o zaman huzursuzluk kalıyor mu? Peki her zora düştüğünüzde Selman Bey müdahale ederse... Numan Vadili başının çaresine bakmayı ne zaman öğrenecek? Öğrenmezsek ne olacak? Aslan olmuş, Ömer Selman olmuş neyime? Kimse benim keyfime dokunmasın yeter. Bu halk kendi kendini idare etmeyi beceremediği müddetçe... burayı ne devlet patlar ne beyler. Siz gidersiniz, çocuklarınız aynısını konuşur durur. Efendi, dışarıdan medet umarak bir arpa boyu yol alamazsın. Allah Allah. Bu adamın askerle ne alıp veremediği var ki acaba? Biz sabaha kadar meraktan gözümüzü kırpmayalım. Beyimiz afiyetle çorbasını içsin. Ustaya bir soru istersen. Mutlaka uykusuzluk içinde bir ilacı vardır. Geçmiş olsun Ali. Sağ ol. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk usta. Otur otur. Dün akşamdan beri bir hadise oldu mu? Yok, olmadı. Bir şey mi bekliyorsun usta? Hem senin hem de Aslan Bey'in destekçilerine hedef aldıklarına göre... maksatları milleti birbirine düşürmek. Aklı Selim'le düşünürse halk oyuna gelmez. Milletin birbiriyle bir derdi yok ki. Öyle. Ama kalabalıklarda akıl bazen selametini kaybeder. Usta, ne demek istiyorsun? Bugün cuma. Halkın en kalabalık olduğu zaman... herkes camide toplanır. Üstelik Aslan Bey de bugün cumaya gidebilir. Tam fırsatı yani. Aslan Bey mi? O niye gitsin ki? Hasan Bey'in kızı Elmas öldürülmüş. Cenazesini de bugün merkezdeki camiden kaldıracaklarmış. Aslan Bey, Hasan Bey'in kızının cenazesine gitmemezlik etmez. Bu Elmas, Bey'in Ferzan'ı evlendirmek istediği kız değil mi? Onu kim öldürür ki? Pek akla yatmasa da Ferzan'ın adı geçiyor. Abi. Efendim. Dün Hasan Bey'le konuştun mu? Hasan Bey kararlı. Eğer Ferzan'ı cezalandırmazsam... hem onun hem de çevresinin düşmanlığını kazanacağım. Sırf bu sebepten Ferzan'ı cezalandırmazsın değil mi? Bu az bir sebep değil Zahra Hanım. Hasan Bey ve dostları devletle de irtibatı olan hatırı sayılır kimselerdir. Onları küstürmek istemeyiz, değil mi beyim? Zahra,
Hasan Bey Ferzan'ın sevdiği biri olduğunu söyledi. Ben Ferzan'la konuştum, inkar etti. Sen onu iyi tanırsın. Sence böyle bir şey olabilir mi? Hayır abi. Olsaydı fark ederdim. Hakikatlı yârim sen. Mehlika! Mehlika kızım, nereye gidiyorsun? Hiç ana. Numan Vadisi'ne inecektim. Akşam olmadan dönerim. Sen benden bir şey saklamazsın değil mi? Bu da nereden çıktı ana? Ali bütün gece eve gelmedi. Sen abini merak etmediğine göre ya iyi olduğunu biliyorsun ya da kötü olduğunu. Ana, söyleyecek bir şeyim olsa senden saklar mıyım? Hadi üzme kendini. Oğluna bu kadar olsun güvenmiyor musun yani? Şimdi söyle bakalım. Çarşıdan bir şey istiyor musun, istemiyor musun? Yok kızım, sağ ol. Hadi selametle git. Buraya gelme demedim mi? Biri görürse başın derde girer. Sen buradayken ben dışarıda rahat edemem. Sen beni merak etme. Er ya da geç suçsuz olduğum anlaşılır. Yoksa bir mesele mi var? Abim senin suçsuz olduğunu elbet anlar. Ama yine de Hasan Bey'in isteğine boyun eğebilir. Çünkü onun ve etrafındakilerin desteğini kaybetmek istemiyor. İktidarını güçlendirmek için beni harcayacak ha. Hayır, bey bunu yapamaz. İnşallah. Biri geliyor. Rahatsız etmiyor mu değil mi? Sen miydin Memili? He, bendim. Ama en iyisi olmayayım daha iyi. Sonra geleyim değil mi? Dur dur. Ben gidiyorum zaten. Yine geleceğim. Sen içeride, yüreğin dışarıda. Nefes almak zor olmuyor mu? Ben de nefes alacak hal mi kaldı Memili? Nefes alacak halin olmasa oflayacak nefesin de olmaz. Alamazsan veremezsin. Şikayet etmeden bir düşün değil mi? Süreyya, neredesiniz yahu? Ben de herkes bir yere gitti sandım. Kahvaltı yaptınız mı? Oğlun bütün gece eve gelmedi Rıza Efendi. Başına bir iş gelmesinden hiç mi endişe etmiyorsun? Süreyya, endişe etmesen bin defa ikaz etmezdim Ali'yi. Gayri ne ederse etsin. Her dakika onu kollayamam ya. Sen kollayamazsın. Ama ben kollarım. Dün akşam olanları aklım almıyor. Hekimoğlu ve adamları bizimkilerin orada olduğunu nasıl bilebilir? Acaba bizimkilerden biri mi haber verdi? Sanmam beyim. Belki bizim adamları takip etmişlerdir. Bir gariplik var ya, neyse. Geri dönüş yok Yahya. Bir kıvılcım çaktık, körüklemek lazım. Halk iyice birbirine düşmeli. Beyim, ben birkaç hazırlık yaptım. Eğer uygun görürsen hemen harekete geçeriz. Neymiş onlar? Bilindik şeyler beyim. Eski ama her zaman işe yarayan usuller. Niye bu kadar erken çıkıyorsunuz? Bugün büyük camiye gitmekte fayda var. Bir karışıklık olursa engellemek mümkün olabilir. Ferhat'la İshak da genelde oraya giderler. Ne kadar çok olsak o kadar tesirli oluruz. Hayır Ömer. Ne kadar samimi olursak o kadar tesirli oluruz. Ben de gelebilseydim keşke. Demek ki gelmemen gerekiyormuş. Hadi Allah'a ısmarladık. Abi. Çok şükür Allah'a. Bak yanına arkadaş da geldi. Canın sıkılmaz artık.
Cuma vakti böyle yatmanın sıkıntısını Mehlika bile gideremez. Hadi gidin artık. Allah'a emanet olun. Sağ ol usta. Siz de. Nasılsın abi? İyiyim. Duyduğuma göre sen de iyiymişsin. Abi, nereye gidiyorsunuz? Elmas'ın cenazesine. Hem ziyaret hem de ticaret yapmaya yani. Anlamadım. Başına kafana takma. Anlasan ne olacak? Ben hiç anlamadım. Şimdi cuma namazına mı gidiyorlar? Evet Elvan. Peki Kahya'nın orada ne işi var? O da işin ticaret kısmı oluyor herhalde. Tekrar başın sağ olsun Hasan Bey. Bir karara varman çok uzun sürmez değil mi Aslan Bey? En kısa vakitte bir neticeye varacağım Hasan Bey. Şüphen olmasın. Dilerim öyle olur. Zira ben ve dostlarım bu işin sonunu merakla bekliyoruz. Başın sağ olsun. Hasan Bey başın sağ olsun. Sen sağ ol Murat Bey. Dilerim tez zamanda bu işin faili bulunur. Dilerim. Çok üzüldük Hasan Bey. Başın sağ olsun. Sen sağ ol Yunus Bey. Ne zaman biter bu namaz? Daha çok bekleyecek miyiz? Bitti beyim. Dağılmaya başladılar bile. Her şey hazır mı? Hazır beyim. Adamlarımız cemaatin içinde. Çıkışta gereken neyse yapacaklar. Allah kabul etsin ya. Gelmişler. Kahya da burada. Bu hayra işaret değil. Demek ki bir oyun tezgahlarmış. Allah seni başımızdan eksik etmesin ne Aslan Bey. Ne oluyor? Bizi Hekimoğlu'nun eline bırakma. Hadi be! Aslan Bey defolup gittiği gün üç tane kurban kestireceğim. Çekil git artık Aslan Bey. Bize Hekimoğlu'su gibi gerek. Nankör herif. Bunca yıllık beyini bir eşkıya mı değişiyorsun? Ya ne oluyor? Asıl eşkıya Aslan Bey'dir. Bunu bilmeyen kaldı mı? Sen kendini ne sandın efendi? Haddini bil. Ben haddimi bilirim. Seni de bilirim. Arsız köpek. Bana bak. Çek elini, çek elini. Pis herif seni. Yoksa seni Aslan Bey mi besliyor he? Kendine gel efendi, kendine gel. Koskoca çocuğun bahsedince çarkı bulandın sen. Yangınlar çırayla gidiyor. Geride. Sen ne diyorsun be? Kendine gel efendi. Durun. Bu Beşir Usta. Allah'tan korkusu olan kendi kardeşiyle kavgaya tutuşmaz. Neyin kavgasını yapıyorsunuz? Huzurun mu, adaletin mi, yoksa hakkın mı? Madem hepiniz doğrunun peşindesiniz, bulmak için birbirinize yardım edeceğinize neden kavga ediyorsunuz? Görmüyor musun efendi? Kimse kimseye yardım ediyor mu? O vakit evvela herkes kendi dinlesin. Maksadı Numan Vadisi'nde huzur içinde yaşamak olan kavgadan uzak durur. Kanın kanla temizlendiği nerede görülmüş? Çivi çiviyi söker derler. Doğru. Ama söktüğü yerde iz bırakır. Hem de hiç kapanmayacak bir iz. Taşları bir arada tutmak isteyen arasına harç koyar. Numan Vadisi'ne huzur getirmek, gönülleri bir arada tutmak içinse
illaki muhabbet gerekir. Bu insanlar Allah'ın evinde namaza durmuş. Bunu nasıl yaparlar usta? Fitneden medet umanların sınırı yoktur Ömer. Ne cami bilirler ne de vicdan. Camiye gelen cemaatin içine bile sızmışlarsa biz kime güveneceğiz? Beraber üzülüp beraber sevinenlere, yürekleri bir çarpanlara, fitneden uzak duranlara. Allah Numan Vadisi'ni fitneden ve gafletten korusun. Amin. Usta hadi gidelim. Ali bekler şimdi. Ömer, az kaldı söylemeyi unutuyordum. Gelirken size uğradım. Zahide Hanım görürsen haber et de bir gelsin dedi. Allah Allah. Niye acaba? Git bir bak, sonra gelirsin. Tamam usta. Selman Bey. Seninle konuşacaklarım var Hekim oğlu. Buyur beyim, seni dinliyorum. Bunu sana söylemem ne kadar doğru bilmem. Ama bu hadiselerin ardındakinin sen olmadığını iyi biliyorum. Kim olduğunu da biliyorsundur Selman Bey. Elbette tahminim var. Ama elimde delil olmadan bir şey yapamam. Bak Ömer, istesem bu huzursuzluğu bir günde bitiririm. Zira elimde devletin imkanları var. Ama halkın kendi kendini idare etmeyi öğrenmesi için de benim Numan Vadisi'nin işlerine müdahale etmemem gerek. Bu sebeple bu karışıklığı bastırması için Aslan Bey'in yetkilerini arttıracağım. İyi de bunları bana neden anlatıyorsun Selman Bey? Pes etmemen için. Aslan Bey yeni vaziyetini kullanıp seni zorda bırakmak için her şeyi yapacaktır. Dikkatli ol. Hayrola Misket Efendi? Ustan seni kovdu mu yoksa? Kimi, beni mi? Hiç güleceğim yoktu. Ama farkındaysan yine de güldüm. Niye? Çünkü komikti. Madem kovulmadın, ne diye işinin başında değilsin? Usta Efendi Cuma'ya gitti. Gelecek. Ha, sahi? Kahya bile Cuma namazına gitti. Senin burada ne işin var? Ben aslında bugün başlayacaktım. Ama sonra dedim ki ben de hazır değilim. Hem hava da soğuk. O yüzden bir dahaki cumaya başlamaya karar verdim. Hem hatırlatmak gibi olmasın ama Ferzan Efendi de bir yere gitmiş değil. Pes yani. Şimdi seninle o bir mi? Aslan beyler geldi. Müsaadenle. Tabii. Ben Ferzan'la bir olamam, değil mi? Görürüz bakalım. Kimse beni ezip geçemez. Evet belki ezebilir ama asla geçemez. Ana! Süreyya Ömer, Hanım. Ömer, oğlum nerede? Ali'me bir şey mi oldu? Merak etme Süreyya Hanım, Ali iyi. Sen içini ferah tut. Ben Ali'yi görmeden ferahlamam. Biliyorum başına bir iş geldi. Süreyya Hanım. Beni Ali'me götür Ömer, hemen. Güzel iş oldu Kaya, aferin. Daha da güzel olabilirdi tabii. Ama o adam milleti çok çabuk yatıştırdı. Sahi kimdi o, bildik biri mi? Ben de ilk defa görüyorum beyim. Çok mühim biri değil demek ki. Doğru, haklısın. Neyse, bakalım şimdi ne olacak. Artık birinin bu işe el atması lazım, öyle değil mi? Öyle beyim, çok doğru. Selman Bey... Hoş geldin. Şaşırttın beni. Seni ilk kez böyle sivil görüyorum. Aslan Bey, lafı uzatacak değilim. Buraya bir tebliğde bulunmaya geldim. Buyur Selman Bey, dinliyorum. Numan Vadisi'ndeki huzursuzluğu nihayete erdirmen ve gereken müdahaleleri yapabilmen için sana her türlü yetkiyi veriyorum. Ne gerekiyorsa yap. Ama sakın halkın huzurunu daha fazla kaçırma. Hiç olur mu Selman Bey? Halkı niye üzmek isteyeyim ki? Asıl olan halktır, değil mi? Hayır Aslan Bey. Asıl olan haktır. Ve önünde sonunda sahibine verilir. Gözüm üstünde Aslan Bey. Haberin olsun.
Nihayet beklediğimiz oldu. Şimdi Hekimoğlu'nu ayak altından temizleyelim. Sonra halka istediğimiz gibi şekil veririz. Hekimoğlu'nu merak etme beyim. Onu hemen bu akşam hallederiz. Ama devletle irtibatını sağlam tutmak için Hasan Bey'in de nüfuzuna ihtiyacın var. Bu yüzden Ferzan hakkında acilen bir karar vermen lazım. Ben bugüne kadar pek bir şey istemedim. İhtiyacım olmadığından değil, istemeyi bilmediğimden. Ama artık çaresizim. Yardım et bana Allah'ım. Hadi yat artık. Dinlenmen gerek. Ben iyiyim Mehrika. Bir şeyim yok. Şimdi bile ayağa kalkabilirim. Ayağa kalkabilirsin. Ama fazla uzun kalamazsın. Kardeşini dinlesen iyi olur Ali. Alim, sana ne oldu böyle? Ana merak etme. Geç de bir şeyim yok. Neden bana haber vermediniz? Ya sana bir şey olsaydı? O zaman sana haber verirlerdi ana. Ana duasını alsa belki daha çabuk iyileşirdi. Ama senin endişelenmen bile dua yerine geçmiştir inşallah Süreyya Hanım. Beşir Usta, ne olacak bunların sonu? Çocuk değiller ama ne bileyim işte, her gün yüreğim ağzımda geziyorum. Sen de bir şey söylesene Zahide. Ne diyeyim Süreyya? Ben de öyle geziyorum ama yüreğim dışarı çıkmasın diye ağzımı senin gibi çok açmıyorum. Anam fena dolmuş. Pek duracak gibi değil. Allah Beşir Usta'ya yardım etsin. Usta öyle kolay pes etmez. Hiç merak etme. Nihayet rahatladın sen de. Dünden beri epey tedirginlik yaşadın. Sizinle irtibatı olup da tedirginlik yaşamayan biri var mı? Aslan Bey dahil. Orası öyle ama diğerlerinin tercih hakkı yoktu. Sense abin yetmezmiş gibi dertlerinin arasına bir de beni ekledin. Öyle mi? O zaman ya sen dert değilsin ya da ağır değilsin. Çünkü ben derdimin arttığını hiç hissetmedim. Sen etrafındakilere huzur verdiğin gibi kendini de ferahlatıyorsan hiçbir derdin farkına bile varmazsın zaten. Halil ne yapacağını anlattı mı? Evet beyim. Yalnız ben Hekimoğlu'nu ikna ederim de geri kalan işler ne olacak? O kısmını sen düşünme, bana bırak. Ona layık bir karşılama olacak. Eğer Hekimoğlu o çemberin içinde kalırsa uzun müddet itibarını geri kazanamaz. Ta ki ben isteyinceye kadar. Beyim, herkes söylemiştir ama şu adamı niye öldürmüyoruz bir türlü anlamadım. Kazım. Beyliği idare etmek terazi kullanmak gibidir. Terazinin bir kefesinde Aslan Bey var. Diğer tarafı boş kalırsa nasıl denge sağlanır? Hekimoğlu. Sen Aslan Bey'in adamısın. Ne var? Ne istiyorsun? Seninle konuşmam gerek Hekimoğlu. Olan bitenler hakkında. Sana hepsini anlatacağım. Anlat, seni dinliyorum. Burada olmaz. Bir gören olursa canımdan olurum. Kahvenin arkasındaki harabeye gel. Bana bak. Eğer bu bir oyunsa seni doğduğuna pişman ederim. Biliyorum Hekimoğlu. Ben aptal değilim. Abi, Ferzan'ın yanından mı geliyorsun? Evet. Son bir kez daha konuştum. Son bir kez mi? Ferzan'ın böyle bir sebep için birini öldürmeyeceğini biliyorum. Ama elimde aksini ispat edecek bir delil yok. Üstelik her şey onun aleyhinde. Diğer yandan Hasan Bey bu işi onun yaptığından emin. Sürekli sıkıştırıyor. Galiba başka çarem yok. Kendimi de düşünmek zorundayım. O böyle bitemez. Ne olur bana bir ışık göster Allah'ım. Ne olur. Nerede kaldı bu?
Sen de kimsin? Ne işin var burada? Ne bileyim. Az evvel Aslan Bey'in bir adamı geldi. Buraya gelmemi söyledi. Bir şeyler dönüyor. Hainler. Ne oluyor? Ya adam ölmüş. Kim yapmış onu? Kim? Hekimoğlu. Ama olamaz. Demek oymuş. Nihayet yakayı ele verdin Hekimoğlu. Başın eğmiş garipleri gördüğünde hemen koşar imdada yiyip zalimlere karşı koyan gönlü şahin eli doğan bir haykırış bir isyan yiyip sevdasıdır sevdalılar, aşk odunda daim yanar. Yüreğinde bir sevda var, anlamaz ki yanmayan.